Hacileşmer piyasanın herkese iyi pazarlar, iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Şimdi kısa bir video yapmayı düşünüyorum. Ama önce bir soru sormak istiyorum. Alttan da düşüncelerinizi almak istiyorum. Evet. Seste bir problem vardı uzunca bir süredir. Zaman zaman düzeldi, zaman zaman gitti. Sağ olsun oğlum Toprak düzeltti. Hatta öyle esprilere neden ol şey, sebep olmuş ki. Burada söylemeyeyim zaten altta okursun. Sağ olsun arkadaşlar. Çok zeki bir milletiz. Acayip espriler yapmış. Herkes para göndereyim abi mikrofon al diyor ama maalesef iş icraata gelince yok. İşte biz böyle bir milletiz. Konuşuruz konuşuruz. Mangalda kül bırakmayız. Kimseden hiçbir şey gelmez. Tabii bu da işin esprisiydi. Ama şunu söyleyebilirim. Bir mikrofon aldık. Şimdi birazdan daha bir takım profesyonel atraksiyonlar yapacağız. Çünkü oğlum uzun bir süredir söylüyor. Baba diyor istersen biraz daha profesyonel yapalım bunu. Bazı arkadaşlar ben yorumlarını da görüyorum. Benim bile okuldan arkadaşlarım aynı şekilde soruyor. Babana yardım etmiyor musun oğlum falan gibilerinden. Şimdi Toprak bundan sonra biraz daha benim bu noktada danışmanı olacak. Zaten YouTube fikrini de o vermişti yıllar önce, 2,5 yıl önce sağ olsun. Onun yardımıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Yaş 50, 50'yi geçince bizim adaptasyonumuz biraz zor oluyor. Ama ben gene de teknolojiyi takip eden, her zaman güncel kalmaya hevesli bir insan olduğum için sağ olsun bazen de ben ona şöyle yapabilir miyiz dediğimde o tabii ki gençler muhteşem. Ben kesinlikle gençlerden çok umutluyum. Gençler bu ülkenin geleceğini inşa edecekler. Ne olursa olsun bazı şeyler çok saçma gibi gelebilir. Sanki biz gençliğimizde hiç saçmalıklar yapmadık. Sanki biz hiç genç olmadık. Sanki. Onun için arkadaşlar gençlere her zaman için güvenmeliyiz. Onlar bizim geleceğimiz ve çocuklarımız ve gençlerimiz. Ben merak etmeyin gerçekten bu yıllar da geçecek ve sizlere şunu söyleyeyim. Bunların hepsi devranları geçecek ve tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçecekler. Yani bunu unutmayın. Yaşamışız. Geçmişte de böyle şeyler yaşanmış. Ama inanıyorum ki Tevfik Fikret'in dediği gibi çok güzel bir söz ile girizgahımı bitireyim. Hemen şöyle dünya endeksleri, Dow Jones falan filan. Bakın gene uzattım. Çok gevezelik yapıyorum. Bazen kendimi kızıyorum. Dünya benim vatanım, insanlıksa milletim demiş. Evet, gerçekten çok önemli Tevfik Fikret'in bu söylediği. 50 yıla kalmaz dünyada ne din kalır, ne de dünyada sınırlar kalır. Her şey normalleşmeye gider. Bakın sabah Cüneyt Özdemir'i izledim. Cüneyt Özdemir'i mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok demokrat, çok akıllı bir adam zaten yılların gazetesi. Haddime de değil tabii böyle şeyler söylemek ama Memduh abi, Memduh Bayraktaroğlu ve gerçekten çok bizim fikrimizi, zihnimizi açan insanlar. Bu sabahki Cüneyt Özdemir'in şeyini izledim. Orada var. Amerika'daki büyük şirketlerin, Google'ın, Amazon'un ve daha birçok büyük şirketin sorgulanmasıyla ilgili de çok enteresan bir şey var. Videosu var. Videosunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Videolar bölümüne girip izleyebilirsiniz. Hemen şimdi böyle bir girizgahtan sonra şöyle yapalım. Ne yapalım? Hemen dünya hisse senetlerinin endeksine döneceğim. Şimdi bir şey daha yapacaktım ama çok da uzatmak istemiyorum. Çok da önemli bir konu. Herhalde yarın akşam yaparım büyük ihtimalle. Yapacağım şey şu. Hangi piyasa olursa olsun arkadaşlar, her piyasada işlem yapabilirsiniz. Bakın. Pariteler, endeksler, hisse senetleri, varantlar, kaldıraçlı piyasalar dediğim gibi. Çünkü grafik okumasını biliyorsanız, teknik analiz yapmasını biliyorsanız, risk yönetimini de bununla birleştirerek teknik analiz yapmak, grafik okumak gerçekten kolay arkadaşlar. Ego yapmayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Pozisyonun ayağınıza gelmesini bekleyeceksiniz. Kaybedenlerin kaybetme ortak özellikleri kendilerini zorla işlem yapmaya zorlamaları. Yani kendilerini işlem yapmak zorunda hissetmeleri. İşlem yapacağım yapmadan duramam. Eve hisse senetsiz gidememeleri.
eve pozisyonsuz gidememeleri. Trade ederken Ed Seykota'nın dediği gibi trade etmek, özellikle başarılı trade etmek, Seykota'nın dediği gibi balinanın suya daldıktan sonra, o derinlere daldıktan sonra nefes almak için yukarı çıkıp, daha doğrusu nefes almak için yukarıya çıkması gibidir. Yani nefesinizi alırsınız su yüzeyindeyken, dalarsınız, bir süre sonra tekrar yukarı çıkarsınız, nefes almak zorundasınız. Trade ederken de böyle. Günde sürekli aynı pozisyonunda kovalamak, sürekli alayım satayım aynı enstrümanda değil. O kadar çok çeşit piyasa var ki. Varantlar bile bakın. Lütfen ben bunu söylerken riskleri zaten her zaman söylüyorum. Varant piyasasında paranız sıfır olabilir. Ama bir günde %100'ler, %200'ler bile kazanabilirsiniz. Ama varant piyasasında küçük işlemlerle, küçük paralarla arkadaşlar, 100 lira, 50 lira, 200 lira, 500 lira çok inandığınızda riske girebilirsiniz. Çünkü ben varantta bir günde %100'ün üzerinde kazandığımı net olarak söyleyebilirim. Viyop tarafında bir haftada %100 kazandığımı söyleyebilirim. Alışta kazandığım gibi satarak para kazandığımı söyleyebilirim. Aynı şekilde endekslerde zaten her gün trade ederek inanılmaz hacimler yaptığımızı söyleyebilirim. Spot piyasa en kolayı hisse senetleridir arkadaşlar, spot piyasa. Paranız kadar yaparsanız burada kaybetmek büyük meziyet ister, beceri ister. Bakın hisse senetlerinde kaybetmek için kendinizi zorlamanız gerekir. Hisse senetleriyle kendi paranızla kendiniz işlem yaparsanız kaybetmezsiniz arkadaşlar. Hisse senedinde ha kaldıraçlı işlem yapmışsınız, ha parite yapmışsınız, ha varant yapmışsınız. Hisse senetlerinde kredi kullanırsanız farksızdır. Hatta gün içi o hisse senetlerinde kredi kullanmak en büyük tehlikelerden bir tanesidir. İşinizi biliyorsanız süper, müthiş getiri vardır. Ama hisse senedinde kredi kullanacağınıza gidin, varant yapmış, pardon. Huyop piyasasında işlem yapın. 30 endeks hisseleri kolay kolay da taban olmaz. Taban olmaz size para kazandırır. Ne idüğü bilmediğiniz kağıtlar, ne ismini bilmediğiniz, niyetini bilmediğiniz insanların peşinden gitmek. Bakın buna ben de dahilim. Lütfen herkes kendi kararını kendisi verebilir. İzleyin, iyi gözlemci olun, risk yönetiminizi yapın, başaracaksınız, onu söyleyebilirim. Umarım sesle ilgili de altta ses iyi mi kötü mü bununla ilgili bana mesaj da atarsanız çok sevinirim. Onun için o piyasalarla ilgili çok çeşitli tavsiyelerim, uyarılarım olacak. Çünkü çok önemli traderların bahsettiği gibi arkadaşlar, ne zaman, nerede, nasıl işlem yapacağız, hangi enstrümanda ne zaman işlem yapacağız, bu çok önemli. Evet, Ed Seykota'nın dediğine tekrar dönecek olursak, balinaların nefes aldıktan sonra dalması, nefes almak için yüzeye çıkması gibi. Yani pozisyonun ayağınıza gelmesini beklemek. En önemli nokta bu. İstekle işlem yapmak değil, kriterleriniz olduğunda işlem yapmak. Bunu herkes başarabilir arkadaşlar. Ve dönüyorum şimdi hisse senetlerine. S&P 500 endeksi. Belki de dünyanın indikatörü olarak da bakılabilir. Kanaatimce artık dünyada hisse senetlerinde arkadaşlar zirveye ulaşıldı. Bundan sonraki süreçte hisse senetlerinde uzunca süreler zirvelerin görüleceğini zannetmiyorum. Bunu bir kenara yazabilirsiniz. Bu şu anlama gelmesin. O zaman hisse senedi yapmayacağız. Elbette yapacaksınız. Ne diyoruz? Endeks ne olursa olsun sizin aldığınız pozisyon önemli. Satarak da para kazanabilirsiniz. Endeks düşerken yükselebilecek hisseleri de bulabilirsiniz. Bizim sayfamızı izlediğiniz takdirde zaten bunları biz veriyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Tabii zaman zaman yukarı aşağı hareketlerde bir takım bizim de gözlemimiz gerekiyor, izlememiz gerekiyor. Yanılıyoruz. Ama sonuçta risk yönetimi yaparak, sistemli giderek, sistem, yani neye göre alıyorsunuz, neye göre satıyorsunuz, disiplinli hareket ederek, her gün dersinize çalışarak burada arkadaşlar, bir mesleğiniz yoksa, işiniz yoksa veya burayı bir meslek olarak edinmek istiyorsanız, evet, trader olabilirsiniz. Hiçbir alanda arkadaşlar, hani derler ya, hiçbir mücadele etmeden hiçbir şey kazanamazsın, ayağına gelmez. Milli Piyango'dan kazandığınızı bile bir mücadele korumak zorundasınız. Hani derler ya, tavuk su içer, Allah'a bakar. Umarım uymuştur bu söz.
Dolayısıyla arkadaşlar ben hisse senetlerinde hemen dönüyorum hisse senetlerine. Şimdi hisse senetlerinin burada bu yılki hedeflerini de vermeye çalışacağım. Ondan sonra yorum bitireceğim ama hafta içinde bunun duyurusunu yapacağım. Twitter'dan da yapacağım. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar, mutlaka ve mutlaka şunu söylüyorum. Bu videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her türlü piyasaya göre her türlü işlem nasıl yapılır? Teknik analizle birlikte neler yapıyorum bunları anlatacağım. Bir video olacak. Bunun duyurusunu yapacağım. Tüm piyasalar diye bir açıklama yaparak da yapacağım. Şimdi S&P son 2008 krizinden sonra ne kadar yükselmiş? Bakalım geçmişine baktığımızda bu borsaların %355 yükselmiş. Neredeyse son 10 yılda 9 yılda S&P. Bir düzeltme dönemi. Evet, klasik düzeltme dönemi nasıl olur? Herkes Fibonacci kullanıyor. Evet, biz de kullanalım. Fibonacci'yi alırsınız, koyarsınız arkadaşlar. Pardon. Özür dilerim. Şurada Fibonacci'yi bulmam lazım. Yanılmıyorsam şu. Fibonacci'yi alırsınız, koyarsınız. Bakın ilk adımdan dönmüş. Birinci kademe önemlidir. Döner tutunur. Tekrar gelecek olursa, burası kırılacak olursa ikinci kademeye gelir. Yani 2000'lere doğru, 2100'lere doğru önümüzdeki aylarda. Günler demiyorum, haftalar demiyorum. Aylarda düzeltmedir olacaktır. Zaten bir omuz boş omuz oluşma ihtimali ve uzun süreli bir düşüş ihtimalinden bahsediyor olacağız. Yani 2000'leri göreceğimizi düşünüyorum ben S&P endeksinde, 500 endeksinde. Şimdi tabii o zaman şöyle yapalım. Bizim şeyle de bir karşılaştıralım. Hemen bakıyorum. S&P'de günlük kapanışı alıp şöyle bakalım. 31 Aralık kapanışı 2505. Hemen tabloma dönüyorum. S&P'de diğer endekslere de bakacağım. 4-5 endekse bakacağım. 100 endekse bakacağım. Bitireceğim. Hisse senetleriyle ilgili fikrimizin oluştuğunu bir yerde görmüş olacağız. Yıllık kapanış kaçtı S&P'de? 2505. Peki bu yıl S&P 500 endeksi 2505 girdim. Bu yıl en yüksek ne görmüş S&P 500? Bakalım. Şu an için ona gidiyor zaten. 2700. Peki en düşük ne görmüş? Şuraya bakıyoruz. 2438. 2438 bakar mısınız? Tam yerinden dönmüş. Harika. Şunu şöyle yapayım bir daha belirgin olsun. Çünkü bütün hepsine buradan bakacağız. Bakın arkadaşlar. 2435'i görmüş. Bakar mısınız? 2000 kaçlarda şu an? 2778'i görmüş. 2778. Evet arkadaşlar bakın. Maksimum burası. Maksimum burası. Burası olur mu? Çok emin değilim ama bu bölgede gezip S&P'de ilk etapta 2600, 2500, 2550'lere kadar ciddi bir kar realizasyonu yakın olduğunu düşünüyorum. S&P'yi geçiyorum. Nereye geçelim? Peki Dow Jones'a bir geçelim. Pardon, DJI diyelim. Dow Jones DJI diyelim, fark etmez aynı şey. Dow Jones'un yükselişi yıllar itibariyle ne olmuş? Hemen alıyorum. Bakıyorum. %325 aynı hemen hemen. Peki yıllık kapanışı neymiş? Dow Jones'un 24.156. Hemen geliyorum. Burada benim Dow Jones ile ilgili yaptığım tabii ki şeyler var. Dow Jones DAX. Bu arada sanal paralara da yakında gireceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu yakında anlatmaya çalışacağım sanal paraları da. Dow Jones. Hemen geliyorum. Şöyle biraz alıyorum. Kaç kapatmış demiştik? 23.268 yıllık kapanış. 23.268. Bu yıl en yüksek ne gördü bakalım? 26.000'lere gidiyor yanılmıyorsam. Tam 25.900'ü görmüş. Yani arkadaşlar son noktaya yaklaşıyor Dow Jones. Büyük ihtimalle son noktaya yaklaşıyor ve Dow Jones da büyük ihtimalle geri çekilmeler göreceğiz. Peki yıl içinde en düşük ne görmüş? 22.500. 22.500 tabloda var mı? 22.500 satıcılı tarafa hiç geçmemiş. Direkt alıcılı tarafta. Büyük ihtimalle sonra 25.000, sonra 25.000'in altını önümüzdeki süreçte göreceğimizi düşünüyorum. Peki DAX endeksine bir bakalım arkadaşlar. DAX endeksi süreç boyunca
Yani 2008 krizinden sonra en yüksek ne kadar yükselmiş? %288. Almanya daha düşük kalmış. Amerikan endeksi %350'lere yakın. Görüyorsunuz 325, 350 gibi. Dow Jones dedik, S&P dedik. Nasdaq var ama Nasdaq'a da çok girmiyorum. Olmazsa bir ara gireriz. Sıkıntı yok. Geçen yıl ne kapatmış? DAX endeksi 10.561. Hemen DAX endeksine geliyorum. 10.561 Dow Jones'u yaptık. DAX'a gelelim. DAX'a geldim. Bakın. DAX. 10.561 miydi? İnşallah doğru yazmışımdır. Hafızam beni yanıltmaz. Evet, doğru. Peki. Bu yılı en yüksek ne görüldü? En düşük ne görüldü? Ona bakalım. 11.300, 10.378. 11.378. Bakın. 10.378. Çok güzel. 100, 10.561. Yanlış yazdım. En düşük ne görülmüş? Bir daha tekrar bakalım. 11.378, 11.385, 11.385. DAX endeksinde başka bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Buradan girmeyelim. O zaman şöyle yapalım. Rakamlarda bir sıkıntı var. Bunu tekrar gözden geçirmem lazım. Yanlış girilmiş bir data olması lazım. Ondan dolayı olabilir. Hemen şöyle buraya giriyorum ve buradan bakalım. Hiç sıkıntı yok. Demokraside çareler tükenmez. Bizim de fırsat çalışmalarımızda her zaman mutlaka bir AB planlarımız var. Şimdi evet 10.561 hisseler tarafından girdik değil mi? Burada neden vermedi peki? Çareler tükenmez. Çareler tükenmiş. 10.561. O zaman şöyle yapalım. 10.560 desek. Evet doğru girdi. En yüksek ne görmüş bu yıl? 11.300 1300 1300 1378. Yani şu arada kalmış. 11.300'ü görmüş. Yani daha buraya ulaşamamış. Bakın daha sarı bölgede. Burayı geçemeyebilir DAX endeksi. Ama geçerse de şöyle söyleyeyim. 1500 12.400. Evet tam bakın 11.400. Yani şu an tabloda baktığımız 11.400 şu aralıkta gibi arkadaşlar. Yani bundan sonrası DAX endeksi için biraz daha şöyle aylıklara bakıyorum. Ciddi tepeler oluştu aslında. Aylıklara baktığımda halihazırda düşüş trendi var. Bence bu bir tepki. Sonrasında haftalıklara bakıyorum. Sıkışıp büyük ihtimalle sonradan aşağıya gelebilir ki bakın 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 çok önemli bir formasyon var arkadaşlar. Herhalde bizi izleyenler artık formasyonları çok iyi tespit edebilir. Hangi formasyonun nerede olduğunu nasıl anlıyoruz? Bu bir zirve formasyonudur. Haftalık grafikten bakıyorum. Peki zirve formasyonları nerede oluşuyor arkadaşlar? Zirve formasyonları dipte oluşmaz, değil mi? Zirve formasyonları zirvede oluşuyor arkadaşlar. Bakın burada daha önceden tepeler üçlü tepe olmuş, ciddi çöküş gelmiş ama öncesinde çok ciddi yükselişler olmuş. Evet. Almanya'da ciddi bir DAX endeksinde ciddi bir zirve formasyonu var. Demek ki DAX endeksi önümüzdeki süreçte bu yükseliş kısa süreli olacaktır. Sonrasında şöyle alıyorum, tepeden aldım ve şöyle koydum. DAX endeksi önümüzdeki en azından süreçte çok büyük ihtimalle zaten şu an direnç seviyesine yakın. Buradan düşünecek olursak nereye kadar? 9.500'e kadar. Yani şu an bulunduğu seviyeden %20 neredeyse düşüş beklenebilir DAX endeksinde. Peki buradan nereye gidelim? Buradan tabii ki kendi ülkemize gelelim. 100 endekse bakalım. 100 endekste çok önemli bir dönüş süreci. Zirvede ne oluşmuştu biliyor musunuz arkadaşlar? Benim gördüğüm zirvede Türkiye'de daha önceki süreçlerde oluşan çok önemli formasyonlardan bir tanesini net olarak görüyorum ve o dönemde de olabildiğince söylemeye çalışmıştık ama burada bir alçalan üçgen ihtimali daha çok gibi gözüküyor. Ama haftalıklar tarafında pardon günlükler tarafında biraz daha net gözükse de sanki bir omuz baş omuz varmış gibiydi. Ama sağ omuz biraz daha çok uzadığı için orada riskler ihtimaller dahilindeydi. Ama daha çok buna uygun alan benim gördüğüm net bir şekilde arkadaşlar bizde alçalan bir üçgen oluştu ve bu da
orta uzun vade için önemli bir formasyondu ve olabildiğince hedefe geldikten sonra normalde zirveler olduktan sonra düşüşler uzun süreli devam edebilir. Haftalık aylık tablodan baktığımızda evet arkadaşlar bu bölgelerin artık önemli dirençler olduğundan bahsedebiliyoruz. Bakın önemli ortalamaların üstünde gibi gözükse de büyük ihtimalle bunun üzerindeki hareketin şöyle tabloyu yatay banttan aldığımızda bakın bizim daha önceki bantlarımız şöyle alıyorum. Biz de yıllık kapanışa hemen girerek şöyle bir yapacağız, bakacağız. 91.270 hemen geliyorum. Bizdeki 100 endekse, sonra da 30 endekse geleceğiz arkadaşlar. 100 endekse geldik. Ne demiştik? 91.170, pardon 270. Bu yıl en yüksek ne gördük arkadaşlar? 106.000'e yakın. Yani şu bölgeyi gördük. Şu an nerelerdeyiz? 101 bin, pardon 102 binler. Şu aralıktayız yani. Peki en düşük ne gördük bu sene? 80 bakıyorum. 87 bin gördük. Yani bu ne anlama geliyor? Bakın tam bu bölgede. Bu bölgeye ulaştık. Hatta 1, 2, 3, 4. kademeye ulaştık. Normal şartlarda 4. kademeye ulaşan bir endeksin 5. kademeye de ulaşması beklenir. Yani 108 binlere. Ben 108 binler ihtimalinden de bahsetmiştim ama artık gördüğüm kadarıyla bu ihtimalle zayıfladı, azaldı ve bundan sonraki süreç çok büyük ihtimalle biz belki de yıllarca, şimdi yıllarca lafı belki 2 yıl, 2,5 yılı kapsayabilir ama sanki insanlar 5-10 yıl falan olarak da algılayabilir. 2000 bir krizinde olduğu gibi bakın yıllarca şu zirve arkadaşlar, şu zirve 1, 2, 3, 4 ancak 5. yıl sonunda görülmüştü. Çünkü bizim krizlerden iç dinam yani iç daha doğrusu kendi krizlerimiz içeride oluşan krizlerin etkisi finansal piyasalarda toparlamanın daha uzun zamana yayılması neden oluyor. Ama global krizlerde daha çabuk toparlıyoruz bunu söyleyebilirim. Global krizlerde 1,5 yılda toparlıyorsa kendi krizlerimize 2,5 yılı buluyor. Bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. 2,5-3 yılda buluyor. Burada da zaten hemen hemen benzer durum söz konusu. Tahmin ediyorum ki şu çubuk işi bitirmiş. Bakın bu çubuk yani şu demek 121 bin. Öncesi yıl 115 bin, 115 bin 800. Bu yıl maksimum olsa bile 108 binin üzeri yok diye düşünüyorum. Sonrasında ciddi bir geri çekilme. Yılı tahmin ediyorum ki şu 91 bin 100 seviyesi altında kapatabiliriz. Borsa kurulduğu tarihten bu yana borsa 2 yıl üst üste hatta 3 yıl üst üste yükselmiştir. 4 yıl yükseldiği de olmuştur geçmişe baktığınızda. Ama 2 yıl bakın kırmızılar bir önceki yıla göre düşüşü gösterir pembeler. 2 yıl üst üste düşmemiştir. Bu yıl çok büyük ihtimalle arkadaşlar Borsa İstanbul tarihinde ilk defa ikinci yılda düşüşünü gerçekleştirebilir. Bunu bir kenara yazıyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Borsa ne olursa olsun sizin almış olduğunuz pozisyon iyi olsun arkadaşlar. Önemli olan bu. Dünya endekslerinde de bunu görüyoruz. Dünya hisse senetleri endeksinde düşündüğümüzde %25'lere kadar normal diyebileceğimiz bir kar realizasyonu görebiliriz. Çünkü demin bakmış olduğum çalışmada bunu net olarak söyleyebilirim. Tahmin ediyorum ki 105.900'ler görüldü. Bakın tabloda ne var? Kimse ama kimse benim gördüğüm, duyduğum, söylenen de bu. Benden başka borsanın 105 bine gidebileceğini söylemiyordu. Söylememiş. Biz de burada biraz havamızı satalım. Şimdi geri çekilmeler 101.200'lerin altında görmeye başladığımız takdirde büyük ihtimalle 98.000, 96.000, 91.270 bu sene 91.270 altında bir puan da olsa bir kapanış görebiliriz. Bu endeksin 2 yıl tarihinde 30 90 9 desek 2019 86 33 yıllık borsa tarihinde ilk defa 2 yıl üst üste kapanış görmemişti. Bu yıl görebiliriz. Bunu da şöyle bir kenara not edelim arkadaşlar. Ama yine diyoruz bakın düşüşten de para kazanabilirsiniz. Borsa ne olursa olsun sizin pozisyonunuz önemli olsun. Geçen yıl bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Borsanın düşüşe başladığı, düşüşün devam ettiği, daha derinleştiği günde biz dedik ki bakın bu kağıda dikkat. Bu kağıt ciddi prim yapabilir. Hatta ve hatta bunları neden söylüyorum? Hatta ve hatta dedik ki harika bir kağıt.
Müthiş bir yükseliş var. Endekse göre ciddi yükseliş bekliyoruz dediğimiz kağıt bu kağıttı arkadaşlar. Hangisiydi? Doko. Görüyorsunuz. Biz Doko'yu 280'lerden itibaren söylediğimizde aynı günlerde insanlar şunu söyledi. Halil abi bu kağıdı söylüyorsun ama Türk Hava Yolları ile anlaşması bitti. Bir daha olmaz diyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Arkadaşlar ben teknik analiz yapıyorum. Temel analiz yapmıyorum. Temel analiz yapan herkes var. Hatta ben buna temel gereksiz demek istemiyorum. Ha temel gereksiz olan konular var. Temel gereksiz olan konular nedir? Magazinel haberler, borsa koridorları, yok efendim şu şunu demiş, bu bunu demiş. Kardeşim geçin onları diyorum. Evet. Önemli olan siz bilançoya bakın. Önemli olan şirketten gelen haberlerin detaylarına bakın. Bakacaksınız. Ben bakmıyorum. Yıllardır da bakmıyorum. 95 yılında kitap yazdığımda hangi şirketin hangi şehirde hangi ilçede oldu, hangi şirketin hangi telefonu, daha doğrusu çok önemli şirketlerin telefonlarını dahi bilirdim. Ve kitabımda da bundan bahsettim. Kitabım demin buradaydı ama kitabımda da bundan bahsettim. 1995-96 yılında yazdığım Türkiye'nin ilk araştırma kitabı. Hem piyasalara yönelik araştırma kitabı, hem teknik analiz, temel analiz, future piyasalar, vadeli işlemler, hisse senetleri, endeksler, her şeye vurgu yaptığım bir kitaptı. Ekonomi ve siyasetin nabzı borsa. Burada da bahsetmiştim. Sonra ne oldu arkadaşlar? Borsa düşerken bu hisse ralliye başladı. Ve şu zirveye geldiğinde ne oldu biliyor musunuz? Hani Türk Hava Yolları ile anlaşma yapmayacaktı Doko? Orada anlaşma yaptı. Uzun bir süre sonra yataya girdi. Problem şu. Havanız ne olursa olsun yine neşeniz yerinde olsun. Hisse senedi piyasalarını yorumlamak veya finansal piyasalarda işlem yapmak için ekonomist dinlemenize gerek yok. Fiyatları dinleyin yeter. Televizyon seyretmenize gerek yok. Kafanız daha çok karışır. Uzmanları dinleyip bakın beni bile diyorum arkadaşlar. Ben çünkü burada yaptığım şey ben kendi gördüğüm şeyi anlatmaya çalışıyorum. Belki duygusal görüyorum. Belki gerçekten bir şeyi kaçırmış olabilirim. Benim göremediğimi içimizden gören arkadaşlar vardır. Bizi uyarabilirler, uyaracaklar. Uyardıklarında da bakın yorumlara. Uyardıklarında hangi dille uyardıysalar o dille cevap veriyoruz. Ha, eğer edep adap çerçevesindeyse engelliyoruz gidiyor. Problem değil. Zaten bir daha da yorum yapamıyor bize sataştığında. Çünkü orada bildiriyi engelliyorsun gidiyor. Ama gerçekten bizim iyi niyetimizi anlayıp bizim iyi niyetimizde aynı iyi niyetle karşılık cevap veriyorsa orada teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz. Bizi uyardınız, aydınlattınız. Ha görememişiz diyoruz deriz. Artı bir arkadaş yazmış. Ya demiş ilk defa demiş ben birini duyuyorum. Yanıldık diyor. Herhalde yanılacağız Allah'ın kuluyuz. Ama yılda belki bir kere tutturmuş bir şeyi bir ekonomist bir arkadaş onu her zaman söylüyor. Biz yanıldığında söylemiyor ama duyuyorum da görüyorum da. Ama biz yanılsak da yanılmasak da bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Yanıldığımızda yanıldığımızı söylüyoruz. O kadar çok şey tutturuyoruz 10 işlemden 8'inde başarılıyız ki onun için biz demiştik, ben demiştim gibi şeylerden bahsediyorum. Onun için bazı insanları rahatsız ediyormuş. Ama yanıldığımızda da yanıldığımızı söylüyoruz. Bunu da görmenizi tavsiye ederim. Neyse çok uzatmıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bizi izleyebilirsiniz. Hafta içinde çok önemli bir çalışma olacak. Hisse senetlerine yönelik gene çalışmalarımız olacak. Piyasa çeşitlerine yönelik çalışmalarımız olacak. Onun için diyoruz ki X30Y vadeye bakarak bu işi bitirelim. Ondan sonra haftaya pazar bugün kısmetse Adana'dayız. Adana'da eğitimimiz var. İzleyen arkadaşları, takip eden arkadaşları bekliyoruz. Ve bu noktadan yola çıkarak 30 endekste de tahmin ediyorum ki şöyle bir 31 Ocak'tan alayım. 114-225'i aldım. Dönüyorum. Bu yıl en azından 114-225'i dikkate aldığımda 30 endekste 114-225. Bakalım ne anlama geliyormuş. 136-200 görüldü mü? Bu yıl bakalım 136-350 nokta. Peki en düşük kaç görülmüştü? 113-75. Yani bakın burası görülmemiş. Daha direkt alacak. Demek ki 124'lere 120'lere doğru önümüzdeki süreçte geri çekilmeler normal olacak. Tabii bakın burası daha önemli. Çünkü vadeli işlemlerde alarak işlem yaptığınız gibi satarak da işlem yapıyorsunuz. Burası o noktada çok dikkat edilmesi gereken konu. Aylık kapanışa bakayım ve bu ay en azından şöyle 31 Ocak kapanışı 113.550 hemen giriyorum. 113.550 500 mi? 500 mi? Bu yıl bu ay ne en yüksek ne görülüp bayağı bir üzerine çıktı.
Pardon, yanlış girdim herhalde. 113 değil. 133.500 pardon. 133.500. Hemen bir daha alalım. 133.500. En yüksek ne gördük? 136.5'ü gördük. 135, 130.500, 128.800. Geçenlerde ne dedik? Bakın biz buradan tepki bekliyoruz dedik. Bakın buradan tepki bekliyoruz dedik. O tepki 2 gündür devam ediyor. Yani tepki verdi, tepki olacağını Perşembe günü söylemiştik arkadaşlar. Doların yukarı devam edeceğini ama borsa tarafında bir tepkinin gelebileceğinden hisselerden de bahsetmiştik. Şimdi buradan yola çıkarak evet en azından şunu söylemek istiyorum. Önemli dirençlerdeyiz. 132 bin çok önemli bir direnç. Buranın geçilmesini çok da beklemiyoruz. Ve tekrar geri çekilmelerle gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Endekste kâr realizasyonlarını göreceğimizi düşünüyorum. Hemen şöyle bir şey daha gösterip hemen size bunu tamamlayarak bitirmiş olacağım. XU 100. Bakın arkadaşlar aylık. Hemen geliyorum haftalıktan aylığa çeviriyorum. Ben buranın şu mor hareketli ortalama nereye denk geliyor? 103.900. Burasının geçilmesini beklemiyorum. Bu ay burası geçilmezse önümüzdeki aydan itibaren endeksin 96.000'e hareketi başlamış olacak. Bu çok çok önemli. Peki X30 yakın vadede durum nedir? Burasının üzerinde ama buradaki hareketin de geçilemeyecek. 129 binlerin altında kapanış demek. 122 binlere doğru geri çekilme. Ve sonrasında da belki uzun süre göremeyeceğimiz zirveler. Uzun süre buraya veda edeceğiz belki borsa tarafında. Zirvelerin görülmemesi noktasında. Düzeltmelerle biz yine karşınızda olacağız. Dediğim gibi eğitimlerimiz devam ediyor. Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve birçok ilimiz olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum. Siz bir ilde olabilirsiniz. En az 10 kişi toplarsanız biz eğitimlerinize geliriz. Bunu da söyleyeyim. En az 10 kişi toplarsanız hangi ilde olursanız olun biz eğitim vermeye gönüllüyüz arkadaşlar. İsterse memleketimizin en ucra köşesi olsun, Ağrı olsun, Hakkari olsun, Erzurum olsun. 10 kişi toplayın, biz gelelim size eğitim verelim arkadaşlar. Sizi tanımaktan da mutlu oluruz. Ben herkese bol kazançlar diyorum. Ses için lütfen biraz daha yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.